Birkaç senedir konuşuyorum. Buradaki arkadaşların da bir kısmını simayen biliyorum, bir kısmını ismen biliyorum ama bu salonu tanıyorum. Heyecan oldu. Geçen sene buraya iki defa geldim. Elhamdülillah. Benim için her defasında da ifade ettiğim bir şereftir. Bu sene de Rabbim izin verirse gerek Süleyman abiyle gerek Özgür abiyle konuştuk. Sanırım birkaç okuma olacak. Ders şeklinde ders deniyor genelde. Dersin geri dönüşümü olursa normalde ona literatürde ders deniyor. Okuma kelimesini tercih ediyorum. Şimdi o ilanda da felsefe ve kelam okumaları denildi. Şimdi felsefe ve kelam derken şöyle bir şey akla gelebilir. Felsefe tarihi anlatıyorsanız bu felsefe okumalarıdır. Yani Thales'ten başlarız. İşte bu tarafta belki Konfüçyus'u falan dahil ederiz. Taoizmi, Lao'yu dahil ederiz. Ama özellikle felsefe deyince antik Yunan'dır. Ama bunu tabii burada kaç ders herhalde ayda bir düşünülüyor şimdilik. Bu en fazla 6 ya da 7 ders olacak ki böyle bir şeyde süreçte gerek felsefe ve gerek kelamın kendisinden bahsedemeyiz. Yani bu buna süre yetmez, mümkün değil. Çünkü her biri iki ayrı dünya tamamen. Şimdi bir arkadaşımda da Platon'un devletini gördüm burada. Sadece o kitap alır zaten onu. Peki ne yapabiliriz? Felsefenin hem yer yer tarihinden bahsederiz. Felsefeyi felsefe olarak literatüre sokmuş insanlardan bahsederiz. Ve gerek kelam için de bu geçerli. Hem de bunu yapmaya çalışırız. Yani bir taraftan ekolün kendisinden söz ederken bir taraftan da kelam yapmak ya da daha ziyade felsefe yapmakla ilgilenmeyi başarabiliriz ancak şu sürede. Aşağı yukarı ana konularına da temas etmiş oluruz. Hem kelamın hem felsefenin ki zaten kelam da din felsefesi şeklinde literatürde böyle örneğin kelam bizde kelam ve mütekellim İslam ilimlerinin anasıdır. Temelde iki İslam ilmi belirlenir. Bunun biri kelam, diğeri de fıkıhtır. Bunların haricindekiler yani akaid, tefsir, hadis ya da bunların usulleri, tefsir usulü, hadis usulü, sarf, nahif, sarf, nahif ayrı bir eğitim alanı. İslam ilimleri deyince bunlar ara ilimlerdir. Ana ilimler deyince kelamı kastederiz ve fıkıh kastederiz. Biri teorik, biri de pratik yönüdür. Biz buna kelam, bunu yapana da kelamcı diyoruz ya da mütekellim diyoruz. Ancak bunun batıdaki karşılığı bir oryantalist örneğin bunu incelemeye kalksa buna İslam felsefesi diyecek. Oysa temelde felsefe başka bir düşünce biçimidir, başka bir aklediş biçimidir. Kelam bambaşka bir düşünce biçimidir. Ama işte bir şeyin felsefesi, mimarlığın felsefesi ya da iktisadı, ekonominin felsefesi diye yaygın bir kullanım vardır. Onun teorideki meşruiyetini sağlayan görüş birliği diye kullanılır. Bu kullanımda bir kullanım değeri var. Doğru bir kullanım ama felsefe deyince o antik Yunan'dan Thales'le başlayıp bugün bizim de Kındi, İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd, İbn Bacce bunlar meşhur olanları. Ve biraz da Sühreverdi mutlaka herhalde söylenir. Ve ta bugüne kadar gelen Kant'ları, Hegel'leri içine alan bir alandır o. Felsefe dediğimiz. Aklı önceleyen, bilmeyi tamamen akletmeyle anlayan. Dolayısıyla biz bu konuşmalarda, bu okumalarda aslında neyi konuşmuş oluyoruz? Gerek kelam, gerek felsefe diyelim. Düşüncenin kendisini konuşmuş oluyoruz. Bunu her kim yapıyorsa eğer bir ders şeklinde hadi Thales'ten başlayalım ve getirelim felsefe bölümlerinde olduğu gibi ya da farklı okuma salonlarında bunlar yapılıyor. Eğer bunu yapmıyorsak biz aslında düşünceden bahsediyoruz. Fakat düşünceden bahsetmek
felsefeyi, gerek felsefeyi gerek kelamı zorlaştıran şey şudur. Düşünceden bahsetmek düşünceyle olabilecek bir şey. Yani düşünceden düşünerek bahsetmek zorundayız. Başka türlü başaramayız bunu. Düşünerek düşünceyi konuşmuş oluruz. Öyleyse bunu amaçlıyoruz. Bir taraftan araç olan, öbür taraftan amaç olacak. Düşünce nedir? Bunu biz kendi derslerimizde yaptığımızda bilmek nedir? Nasıl biliriz? Ve bilgi nedir? Bu şekilde sunuyoruz. Burada daha yuvarlak konuşursak, onun bir üst çatısını alırsak, düşünce nedir? O nasıl konuşulur? Şimdi düşünceyi felsefeyle bağladığıma göre, felsefe kendisini ya da kelam kendisini düşünceyle anlatıyor olduğuna göre, dünyadaki herkesin felsefe yapıyor ya da kelam yapıyor olması gerekir. Çünkü insanoğlu düşünmeden duramaz. Yani şimdi hadi bir 20 saniye hiçbir şey düşünmeyelim desek, başarabilir misiniz? Hiçbir şey düşünmeyelim mesela. Düşüncenin kendisine felsefe diyorsak ya da kelam diyorsak, bütün insanların mütekellim olması gerekir. Ya da bütün insanların filozof olması gerekir. Çünkü hepimiz bunu yapıyoruz. Zaten insan hayvanı natıkadır. İşte mantık ilminde ilk başta kullanılan şekliyle konuşan insandır, konuşan hayvandır. Konuşmaktan kasıt anlamlandırandır. Bu Aristoteles'in işte insan düşünen hayvandırın Arapçasıdır. Farabi'nin meşhur ettiği bir ifadedir. Doğrudan Aristoteles'in sözüdür. Öyleyse zaten konuşuyorsak, çünkü konuşan tek hayvandır insan. Başka bir hayvan konuşmaz. Burada tabii insan hayvandır derken biyolojik tasnifi kastediyorum. Böyledir yani, organik olanlar, inorganik olanlar. Organik olanlar büyüyen, ölen, oluş bozuluşa tabi olandır. Bunlar işte bitkiler ve hayvanlardır. İnsanlar da hayvanlar sınıfının altındadır. Faslıyla, bizdeki ifadesi, bizde tür, cins ve fasıl diye ayrılır ve faslıyla hayvandan ayrılır. İşte burada fasıl, insanı insan yapan değer konuşabilmesidir. Böyle ifade edilmiş. Çünkü konuşma bir zihin etkinliğidir. Bir düşüncenin kendisidir. Bunu da hayvanlar yapamaz. İnsan yapar. Hayvan işte sesler çıkartır. İletişim kurar. Ama insan işte şunu yapar, şu yaptığımızı yapar. Eğer düşünene filozof diyeceksek, çünkü felsefe öyle diyor. Ya da kelam öyle söylüyor. Öyleyse insanoğlunun tamamının filozofyada mütekellim olması gerekir. Ama bunu da ayrı bir ekol olarak ayırdığımıza göre, demek ki burada kastettiğimiz şey düşünme derken doğru düşünmedir. Zaten gerek kelam gerek felsefe doğru düşünmeye düşünme der. Doğru mantığa mantık denir. Yanlış mantık mesela hatalı bir kullanımdır. Toplumumuzda kullanım değeri var. Bu yanlış bir mantık diye. Aslında felsefede o şudur. Bu bir mantık değil. Çünkü ancak doğru yaptığınızda ona mantık deriz. Literatürde böyledir. Demek ki düşüncenin kendisini düşünerek konuşacaksak, burada doğru düşünmeyi kastediyoruz. Düşünme derken bunu kastediyoruz yani. Temelde sorun bu. Yani tüm batıdan doğuya, tüm insanoğlunun, yani yazıyı icat edip ya da konuşmayı, bilgiyi bir şekilde aktardığından beri insanoğlunun aradığı temel problem budur. Biz doğru düşündüğümüzü nereden anlarız? Herhangi bir şey üzerinden olabilir. Bir dini maslahata yönelik konuşmuyor olabiliriz. Herhangi bir şey. Bir mantığın doğru olduğunu nereden anlarız? Düşünceyi konuşmak ya da düşünceyi düşünmek demek zaten bu demek. Yoksa hepimiz düşünürüz. Nitekim bu İslam geleneğinde fikretme olarak, bazı arkadaşlarım bilir, konuştuk. Fikretme olarak günlük tikeller üzerinden düşünmeye kastederler. O yüzden fikrin çoğulu efkardır. Hayırdır, efkarlısın bugün derler. Yani olan, yani olması gereken için düşünmüyorsun da,
İşte yarın şurayı yapacağız, bunu yapacağız, işte faturaları ödeyeceğiz. Bu arada işte zam olmuş mazota, işte maaşım eriyor, işte filana gitmem lazım. Hasta ziyaretimiz var. Bunu düşünce alanına sokmazlar. Gerek kelamda gerek felsefede. Bunlar tefkire, tefekkür demiyorum bakın, tefkire şeklinde bir efkar sebebi. Bak efkardan, fikirden geliyor. Öyleyse her iki ekolde de kastedilen şey hakikate yönelik olan bir düşünmedir. Hakikati düşünme hem bir amaç halinde hem de onu yapabilmenin mümkün tek yolu yine zihni bir faaliyetten geçirme. İşte konuşacağımız şey bu. Düşüncenin kendisi. İçsel bir yolculuk olduğu için gerek kalp gerek akıl. Çünkü bizim geleneğimizde düşünen organ kalptir. Beyin değildir. Yani akleden organ kalptir. Nitekim bu Kur'an'da da sizin onların akleden kalpleri yok. Yok mu? Ama bugün mesela biz akletmenin, hangi organımız aklediyor? Biz neremizde aklediyoruz? Beyinle mi? Emin misin Süleyman abi? Biz en son öyle yaptık. Teorik anlamda beyin ne hasredilemez. Akletmenin burayla alakalı, aksini söyleyemiyoruz ama burayla alakalı olduğunu da söyleyemiyoruz. Çünkü akletme bir şeyler iki şey arasında irtibat kurmak demek değil aslında. Bunun daha üzerinde bir şey ve kısmen somut ama kısmen de soyut bir şey. O yüzden kısmen soyut olabilecek bir şeyi bir organa indirgemek çok itiraz görüyor, onu söyleyeyim. Yani tıpta değil ama filozoflarda çok itiraz gören bir şeydir. Belki bugün değil ama konuşmaya devam edersek bir gün bu kalp midir, akıl midir, yani beyin midir akleden, onu konuşuruz. Fakat benim bugün söylemek istediğim, bu girişten sonra vurgulamak istediğim temel mesele, düşünmenin kendisi üzerine konuşmak da değil, bir şekilde düşünerek aslında bunun altındaki meşru zemini sağlamak. Yani doğru düşünmenin ne olduğunu arayacağız, buna bir sağlama bulmaya çalışacağız. Bunu da yine düşünerek yapacağız. Ancak bütün bunları yapmamıza engel olan temelde, en temelde, gerçekten en temelde olan bir problem var. Ben bugün bunu konuşmak istiyorum aslında. Bunu sağlayabilirsek zeminini ve herkes bunu gerçekten düşünmeye başlarsa, bundan sonra işimiz kolaylaşır. Düşünmeyi hangi zemin üzerinde konuşacağız? Çünkü bu öyle bir şey ki, bunu bir merdiven sayarsak, merdivenlere basıp amaç olarak koymuşuz en üste ama her bir basamak da o amacın kendisi. Ona basarak ona ulaşmayı tuhaf bir şekilde arzuluyoruz. Felsefeyi de hep böyle uzak tutan, hani insanların soğuk baktığı hale getiren şey de bu zaten. Bunun zemininde çok ciddi bir problemimiz var aslında. Bu da insan zihnindeki mutlak algısıdır. Şimdi zihinlerde, bireyin zihninde mutlak algıları varsa düşünmeye çok ciddi bir ket vurmaya başlarız. Devam eden sürede sanırım biraz kendisini ifade edecek bu. Şimdi mutlak ne demek kelime olarak? Bir şey söylemek ister misiniz? Bilmiyorum, belki arkadaşların sesi kameraya yansımaz ama genelde böyle sorarak yürümeyi severim. Bu bir problem olmaz inşallah. Mutlak kullandığınız bir kelime değil mi? Bildiğiniz bir kelime. Mutlak derken neyi kastediyorsunuz? Nedir mutlak?
Yani benim şimdi ne kastı, onu ben söyledim diyeceksiniz. Biz söylemedik ki, sen söyledin arkadaş diyeceksiniz de günlük hayatınızda kullandığınız bir kelime. Mutlak ne demektir? Kesin, net. Kesin, net, doğru, bunları şüphesiz içinde barındırır. Ama tam olarak bu değildir. İçinde şüphe barındırmayan bu imayı da taşır. Peki mutlakın zıttı ne? Mantıkta böyle bir şey vardır. Böyle bir yöntem vardır. Yani bir şeyi tam tanımlayamıyorsanız onun zıttıyla düşünün. Mutlak, mutlak değil olan ne? Var mı bizde öyle bir kelime? Biliyor musunuz? Muğlak olabilir mi? O bizim mutlak tanımımıza göre değişir. Muğlak değil. Mukayyettir. Mutlakın zıttı mukayyettir. Peki mukayyet ne demek? Arapça kayıttan. Kayda bağlı demektir mukayyet. Yani bir şeyin mutlaklığından ya da mukayyetliğinden bahsetmek şu. Mutlak kendi başına özgü, özgün, özgür, kati, değişmez demektir mutlak. Onun varlığı, katiyeti, doğruluğu bir başka şeye bağlı değildir. Mukayyet öyle değildir. Mukayyetin doğruluğu, yararlığı, faydası, menfaati, içeriği bir başka şeye bağlıdır. Mesela vatan mutlak bir ifade midir, mukayyet bir ifade midir? Vatan, toprak, bayrak mukayyettir. Neden? Çünkü vatan diye bir şey aslında kendinden menkul bir değer taşımaz. Hani bizde son yıllarda çok siyasi bir söylem var, işte vatan üzerinde işte şehitler varsa vatandır özetle. Bakın işte o kayda bağlı. Yani onun için ölen var ise, canından, malından, nefsinden harcayan var ise, bu biliyorsunuz bir şiir. Acaba bu gerçek bir ifade mi mesela? Şimdi felsefede biz bunları konuşabiliriz. Edebi olarak meşhur bir şairin bir ifadesi, biliyorsunuz değil mi? Biliyor olmalısınız yani, çünkü çok sık kullanılan bir ifade. Ama felsefede bu gayet tartışılabilir bir şeydir. Ya vatan gerçekten böyle mi? Hiçbir kayda bağlı değil mi? Kendinden menkul bir değer mi vatan ya da bayrak? Din, Allah kendinden menkul bir değer mi taşıyor? Biz mi ona bir şey yüklüyoruz? Allah'a günün sonunda mutlak mı diyeceğiz, mukayyet mi diyeceğiz? Mukayyet olmaz tabii, burada çok belli. Şimdi toplumların ve bireylerin mutlak algısı somutlaştıkça orada düşünce konuşulmamaya başlar. Düşüncenin alanı daralmaya başlar. Şimdi mutlak algısının somutlaşmış olması ya da soyutlaşmış olması ne? Aslında temelde vardırmak istediğim mesele bu. Her birimizin zihninde mutlak olanlar, mutlak doğrular var. Ya da mutlak yanlışlar var. Bu belki İslam'dır kafanızda, belki Allah'tır, Kur'an'dır, Resulullah'tır, vatandır, bayraktır. Ortalama bir Anadolu'yu, bir Türk'ü düşünelim, tarif edebiliriz değil mi? Yani yaklaşık olarak tarif edebiliriz. Devlete şöyle bakar deriz. Dine böyle bakar deriz. Kitaba böyle bakar, Nebi'ye böyle bakar deriz. İşte o, ticarette şöyledir deriz. Her birimizin içinde doğduğu, içine doğduğu ve içinde büyüdüğü toplumda bir mutlaklık algısı olur. Her birimizin, ama bunu fark edersiniz ama fark etmezsiniz. Fark ederseniz felsefeye doğru bir yolculuk başlamıştır sizde. Farkındalık başlamıştır sizde. Fark etmezseniz onları öyle zanneder geçersiniz. Mesela Türk'ün devlete bakışıyla İngiliz'in devlete bakışı aynı değildir. Türk'ün devlet tanımıyla Fransız'ın devlet tanımı da aynı değildir. Şimdi bu fark etmeyen bireyler için bir Türk için devlet babadır yani. Olmazsa olmaz. Böyle bilinir. İşte devlet şerik kabul etmez. Bizim bin yıllık geleneğimizdir mesela. Bizim bütün ahlak kitaplarımız 1200 yıldır herhalde İbn-i Mukaffa ile başlar.
Sonra Kınalızade'nin Ahlak-ı Alayisi meşhurdur, bilmem duyanınız var mıdır? Tusi'nin Ahlak-ı Tusi'si vardır. Hep böyle halka ve meliklere, hükümdarlara tavsiye niteliğindedir. Şimdi hep şöyle bir laf vardır. Devlet şerik kabul etmez. İşte bugün bir paralel devlet var değil mi? Olmaz. Bir tane devlet olur, bir tane kral olur. Bir parlamento olur, işte bir yasama ya da yürütme merci olur. Şimdi ortalama bir Anadolulu böyle bir fikirle doğar ve büyür. Ama devletin kendisi mutlak bir kavram değildir. Devlet mukayyet bir kavramdır. Bir hiçtir aslında devlet. Onu biz öyle yaparız. Devletin devlet oluşu birçok faktöre bağlıdır. Vatandaşa bağlıdır. Mesela Dubai bir kök salamıyor bakın. Parası var. Bir devlet, ciddi bir mekanizma. Ama elektrikler kesildi 2008 yılında. Ciddi oranda ülkenin %70'i filan boşaldı. Çünkü ülkenin insanı İranlı, Mısırlı, Sudanlı, işte Habeş, oralardan geliyor. Hindistan, Bangladeş. Böyle kaçıyorlar, gidiyorlar. Devletin kesinliği birçok faktöre bağlıdır. Mutlak olansa değişmez. Biz eğer temelde, belki bütün bu derslerin en sonunda şunu söyleyebiliriz. Mutlak olanı düşünürsek, karar kılarsak yol almış oluruz, düşünmüş oluruz, düşünerek bir yere varmış oluruz. Gerçekten devlet bize lazım mı deriz mesela. Sonunda ya lazımdır diyeceğiz ya değildir diyeceğiz. Ama bu mukayyet olmaktan çıkacak bizim için. Bağımlı olmaktan çıkacak. Din gerçekten lazım mı diyeceğiz mesela. Ya da mesela şöyle midir? Çoğu 19. yüzyıl filozofu gibi din insanların korkularının ürettiği bir mefhum mudur? Böyle bilinir. 19-20. yüzyılın özellikle Hume'dan sonra, David Hume'dan sonra çok ciddi bir ekoldür. Din insanların açıklayamamasının, şimşeği açıklayamamasının, yağmuru açıklayamamasının ve nihayet işte böyle ölümlerin, gizemlerin, yani insan korkusunun ve cehaletinin ürettiği bir dogmadır. Biz buna refleks olarak bir şey geliştirdiğimizde bu işte bizim düşünmek zannettiğimiz ama aslında düşünmediğimiz şeydir. Oysa düşünerek başladığımızda kabul ettiğimiz şeyleri, ben bunu aslında kabul ediyorum, konvansiyonel bu. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti ve işte Irak. Aramızda bir sınır var. Şimdi birdenbire o Iraklı oluyor, biz Türk oluyoruz. Ya da Türkiye'li oluyoruz. Oysa bu sınırı insanlar olarak biz ürettik. Sonra ona Iraklı dedik, o da bize Türk dedi ya da kendimize Türk dedik. Doğal bir şey değil yani. Bunu biz karar kıldık bunu. Biz yaptık bunu öyle. İşte mukayyet olmak böyle bir şey ve bunu... Bu doğası gereği mi böyledir? Yoksa bunu biz mi bir şekilde manipüle ediyoruz, speküle ediyoruz da sonradan da bu gerçek halini alıyor ve hepimiz onları gerçekmişcesine kabul ediyoruz. Öyle bir oturuyor ki gerçek tabii diyoruz. Tabii ki devletsiz olur mu diyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Devletsiz olur demek istemiyorum. Ama herhangi bir şeyi sorgulayabiliriz. Ya bu kadar gerçek bir şey mi? Bakın ben az önce namaz kıldım. Bu benim Müslüman olduğumu gösterir. Ama gerçekten bu din kendinden menkul bir şey mi? Ya da ben öyle geldim, onun içinde uyandım ve onunla büyümeye başladım. Vardır herhalde yani Allah. Ne bileyim canım yani iyi. Yani ellerimizi de açıyoruz. Bakın işte hastaneden geldik. Yapamıyoruz bir şey. Doktor da yapamıyor bir şey. Elimizi açıyoruz. Bu benim çaresizliğimin bir ürünü mü hakikaten? Olabilir mi yani böyle bir şey? Ben Çin'deydim bir zaman, öyle dedi. Bir fabrikanın müdürüydü, Türkiye'yi iyi biliyordu. Ve Çin'in inancı ile ilgili birkaç soru sordum. Öyle misyoner gibi bir tavrım yoktur, onu söyleyeyim. Hani hemen bir şey anlatmak üzere değildim adama yani. Sadece merak etmiştim. Sonra işte Tanrı'nın kendisine geldi ve adam inanmadığını söyledi. Ben de bu çok zor olmuyor mu dedim. Adam ne demek istediğini iyi anlıyorum. Kızım ameliyat oldu ve... Önce şöyle yaptım, sonra böyle yaptım, sonra her şeyi yaptım dedi yani.
Hani varsan orada bir yerdeysen şu an ihtiyacım var filan dedim dedi. Çünkü o böyle görüyor. Diyor ki aslında böyle bir gerçek yok. Bunu insanlar o kadar yoğun anlatıyorlar ve yaşıyorlar ki bu gerçekmiş gibi olmaya başlıyor. Yani aslında bir mukayyet fakat o mutlaka doğru dönüyor. Toplumlar içine hani doğduğumuz toplum bizi şekillendirir derken işte biraz bundan bahsediyorum. Hegel'in öznel tin ve nesnel tin diye bir ayrımı vardır. Meşhur bir ayrımdır. Oldukça güçlü bir ifadedir. Çok sevdiğim bir ifadedir. Nedir öznel tin ve nesnel tin? Şimdi bu üzerimdeki işte ne bunun adı? Hırka mı? Yelek mi? Ne? Duymadım. Cepken mi bu? Tamam. Bunu ben satın aldım. Beğenerek satın aldım. Herhangi bir baskı görmedim. Kimse bana bunu almak zorundasın demedi. Şimdi bu benim tercihim mi? Yani bunu hakikaten almak benim tercihim mi? Kimin tercihi? Kim yönlendirdi beni? Güzel. Ama normalde ben bir baskı hissetmedim gerçekten. Biri mi oluşturuyor bu algıyı? Birileri değil. Kim mesela oluşturuyor? Bir şey de değil bence. Güzel. İlla bu yönde gidelim diye bir şey de yok. Yani yol güzergah yok ama insanlar farkında olmadan önüne doğru gidiyor. İşte o farkında olmadıkları etken nedir acaba? Çünkü ben bir baskı hissetmedim dediğim gibi. Ama şimdi bir pantolon giyiyorum ve şu anda gördüğüm bütün erkekler pantolon giyiyor. Şimdi bu gerçekten bizim tercihimiz olabilir mi hanımefendinin dediği gibi? Şimdi birinin bizi baskıladığını da söyleyemeyiz. Zannederim herhangi biriniz şey de demezsiniz. Yani modaya uyuyorum da demezsiniz. Muhtemelen beğenerek alıyorsunuzdur. Ama nasıl oluyor da hepimiz bunu beğeniyoruz? İşte bakın gömlek mesela şu an 1, 2, 3, 5 filan bir yarısı gömlek giymiş sanırım daha fazla. Hepimiz gömlek sevmişiz mesela. Şimdi bunu biraz şey yapalım. Ortalama Türkiye insanı olarak mesela Ahmet Kaya sevilir değil mi? Aşağı yukarı. Sezen Aksu sevilir. Hele bir de ünlüyseniz sevmiyorum da diyemezsiniz yani. Biraz da sevmek zorundasınız. Yani. Aa tabii işte Şener Şen bir duayendir filan. Herkes beğenir. Şimdi bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor da bir dönem çoğumuz İbrahim Tatlıses dinledik yani. Eminim dinlediniz. Yani Ahmet Kaya'dan geçti hepinizin yolu. Nasıl beğeniyoruz hepimiz bunu? Ya da bunu daha başka şeylere götürebiliriz yani. Hakikaten nasıl olabilir bu? Hepimizi biri mi güdüyor? Ya da o 25. kare mi var gerçekten? O var ya öyle bir efsane hani. Aslında yönlendiriliyoruz falan gibi. Sürekli böyle algılarımızla oynuyorlar. İşte Hegel'in nesnel tin dediği şeydir bu. Bizim sanırım güruh diye çevirdiğimiz ya da güruh diye söylediğimiz ifade. Çağın ruhu aslında çok iyi bir ifadesi. Her çağın bir ruhu var ve biz onun bir ürünüyüz. Hiçbirimiz, asla hiçbirimiz ondan bağımsız değiliz. O çağın ruhunun bir ürünüyüz ve Hegel'in iddiası şöyledir. Öznel tin tamamıyla nesnel tine boyun eğmiş durumdadır. Çok iddialı bir sözdür bakın. Nesnel tin tamamıyla öznel tine yani o çağın ruhuna boyun eğmiş durumdadır. Ama sen o çağın ruhunun sana izin verdiği örneğin 5 alternatif arasında tercih yaparsın. Ya da işte 10 alternatif arasında tercih yaparsın. Şimdi Araplar celebiye dedikleri bir kıyafet giyerler. Özellikle bu işte güneye doğru indiğinizde ya da Hicaz'ın ortasına doğru indiğinizde oldukça yoğundur. Aksi neredeyse yoktur. Hiçbirimizde yok mesela. Ya, hiçbirimiz mi sevmedik arkadaş? Hani hakikaten seven yok mu? Ya da mesela bayanların birçoğu ferace giyiyorlar. Gerçi birçoğu da giymemiş yani ben öyle kurguladım ama öyle bir örnek veririm dedim de. Neyse bu aralar meşhur ama değil mi? Şimdi bu öznel tinin vardığı yer çok kuvvetli bir yer.
hepimizin belli şeyleri seviyor olmamız ya da belli şeylere kızıyor olmamız bunun çok radikal yerlere kadar götürebileceğimiz yerler, siyasi tercihlerimiz. İbn Haldun'un söylediği coğrafya kaderdir. Bu Kartezya'nın bir tarafı. Hegel'le ona bir de derinlik katmış oluyoruz. Ona bir de zamansal da bir boyut koy, tarihi de bir boyut koymuş oluyoruz. Mesela şimdi Süleymaniye Camisi'ne diyelim bir mihmandar eşliğinde giriyorsunuz. İşte orayı iyi bildiğini düşündüğünüz biri sizi gezdiriyor ve başlıyor. Şimdi hepiniz biliyorsunuz, biliyorum ya da Selimiye olsun, işte Sinan'ın ustalık eseri. Neden? İşte çok iyi. Neden çok iyi? İşte kubbe çok büyük. Zamanın matematiğini aşmış. Şüphesiz öyle. Ciddi bir mekaniği var, ciddi bir matematiği var. 1560, yani 57 Süleymaniye'nin bitimi mesela. Hani çağın gördüğü en geniş kubbedir ve bu çok ciddi bir zorlayıcı bir matematiktir. Bu şüphesiz Sinan'ın dehasıdır. Yani şüphesiz böyledir. Ancak orada şunu görürsünüz. İşte Sultanahmet, yani işte 4 minare, 4 halife. Ortadaki kubbe Resulullah. Onun tepesindeki alem işte Allah. İşte bilmem kaç şerefesi var, padişahın bilmem kaçıncı olduğu anlamına geliyor. Bu biraz da böyle becerikli de bir adamsa sanırım aklımıza bir iki isim gelmiştir. Oldukça böyle popüler olan birkaç isim de var. Bayağı da süsler onu. Buradaki vav harfi şuraya dayanıyor, bu buraya dayanıyor. Ve günün sonunda bunlar doğru da olabilir. Biraz magazineldir aslında. Günün sonunda o şuraya gelir bakın o. O söz. İşte Sinan böyle bir iman üzere bu camiyi inşa etti. Ya da işte Kanuni böyle bir imana sahip bir adamdı. Bak bizim ceddimiz böyle. O söz hep böyle biter. Yani şahit olduğunuzu biliyorum. Hep böyle biter çünkü. Ya o develerin bacaklarına bağlanmış mürekkep Mekke'ye gidip gelmiş. Hani kutsal toprağı görsün öyle gelsin de biz işte Ayetel Kürsi'yi öyle yazalım diye. Ya da camiyi taştan yapmış, baki olsun çünkü Allah'a adanmış, evini ahşaptan yapmış ki ben faniyim, evim de fani olsun. Oysa tamamen anlaşılabilir iktisadi bir şeydir. Taş pahalıdır. İstanbul'un her yeri ormandır ve ağaç ucuzdur. Ağacı her usta yontabilir, kesebilir, hemen dibinden getirebilir ama taşı yapamazsınız. Tamamen iktisadi güçle alakalı bir şeydir. Ama geriye dönük geçmişi sürekli övmeye meyyalse o adam sürekli öyle anlatmaya başlayacaktır. Şimdi söz gelir Sinan'ın ya da Kanuni'nin ya da her kim yaptıysa onun imanın da patlar. Oysa o camiyi yaptıran mekanik şüphesiz Sinan'ın dehasıdır. Ama o sütunlar, o kubbe, o süsleme çağın ruhunun getirdiği bir şeydir. Sinan'ın yorumu değildir. Sinan oraya ince dokunuşlar yapıp onu estetize eder, bir imza atar ama çağın ruhu öyle gelmiştir. O zaman öyleydi. Keşke bunu camide konuşuyor olsaydık ve sadece şu anda Süleymaniye'yi konuşuyor olsaydık, onu konuşurduk. Selimiye niçin Sinan'ın ustalık eseridir? Çünkü Türk tarihinin geldiği en üst seviyedir. Siyaseten. Geniş kubbe Osmanlı'nın kanatlarıdır. Ve kirişsiz bölmeler, çünkü o bir sekizli bir kasnak üzere yapılmıştır. Kirişsiz bölmeler ayetteki, bakın bakalım herhangi bir sütun görecek misiniz sema ile arasında. Onu ifade eder ama bu Sinan'ın yorumu değil. Şimdi bunu Sinan'ın yorumu diye söylediğinizde Sinan ulvi bir adam oluverir. O mimar olarak öyle bir adamdır. Ama yorumu bin yılın bir yorumudur. Şimdi aynı dönemde batıya gidin. 1550, 1560, 70'lerde örneğin Roma'ya gidin.
hemen Michelangelo'yu görürsünüz. Sinan'ın hemen muadilidir. Aynı dönemde yaşadılar. Hemen Da Vinci'yi görürsünüz, Rafael'i görürsünüz. Şimdi onlarda da mesela Sistina Şapeli'nin tepesini işte şey yaptı, Michelangelo çizdi ve onun alt süslemelerini de Michelangelo çizdi. Şimdi Da Vinci'nin, bunlar aynı dönemin insanları, İstanbul ziyareti de meşhurdur bilirsiniz. Da Vinci'nin eskizleri bugün var. Yani aldığı notlar bugün var ve Da Vinci şunu söyler. Sanat tabiatın kopyasıdır. Bu Aristoteles'in bir ifadesidir aslında. Tabiatta gerçek olanı kopya etmeye sanat denir. Öyleyse Da Vinci der ki ne kadar gerçeğe yakın yaparsanız o kadar başarılı bir sanattır. O kadar başarılı bir eserdir. O yüzden işte sizin Mona Lisa işte bana bakıyor ya bana bakıyor filan dediğimiz o. Ya da Michelangelo'nun belki de dünya tarihinin en meşhur heykellerinden kabul edilir. Meşhur bir Davut heykeli vardır bilirsiniz. Şöyle bir fotoğrafı büyütün çok şeydir yani o damarlara kadar filan hepsini kıllara kadar yapmış adam. Çok iyi bir perspektifle. Şimdi neden gerçeği bu kadar arıyorlar? Kendi dehaları değildir. Yine çağın ruhudur çünkü Rönesans'ın insanlarıdır ve Rönesans o günlerde gerçeği arıyordu. Bu bulut, bu yağmuru senin Tanrı dediğin şey yağdırmıyor arkadaş. Başka bir şey var ve ben bunu bulacağım diyordu. Bakın hemen işte realizm denen akım oluştu sanatta. Yani onlar da kendi çağının bir ürünü. Biz de burada kendi çağımızın bir ürünüyüz. 2017 yılında bizler de her neyi konuşuyorsak olalım Kur'an'ı tefsir ediyoruz. Hepiniz yapıyorsunuz bunu, anlamaya çalışıyorsunuz, anlayan hocaları dinliyorsunuz. En sonunda mutlaka her kim konuşuyor olursa olsun bu çağın ürünüdür o konuştuğu şey. Ama çağı aşan şeyler söylüyordur. O önemli değil. Ama ince yorumlarda bir yerlerde o doğup büyüdüğü toplumdan gelir. İşte benim söylemeye çalıştığım şey budur. Felsefe ya da kelam, düşüncenin kendisini takip eden insan en sonunda bir açık kapı bırakmaya başlar. Mutlaka bir açık kapı bırakır. İşte o mutlak olanın soyutlaşması demektir. Çok kati, çok somut mutlak algıları yoktur. Düşünen insanın, hiçbir filozofun, hiçbir mütekellimin, bugün de çok başarılı filozoflar, Müslüman filozoflar var. Çok başarılı kelamcılar var. Sizlerin iyi tanıdığı insanlar bunlar. En sonunda çok kati bir mutlak tanımı yapmayacaktır. Ve o benim aslında bugün işin bütün bu konuşmayı vardırmak istediğim yer somut bir mutlak tanımı yapmayacaktır. Şimdi zihninizdeki kesin doğru tartışılmaz olanları bir an bir düşünüverin lütfen. Onların ne kadarı somut hemen karşınıza gözünüzün önüne geliyor ne kadarı soyut. İyi bir makastır. İyi bir ölçektir. Kafanızdaki mutlak olan, kati olan, değişmez olan ne kadar somutsa düşünce o kadar sığdır. Ne kadar soyutsa düşüncenin alanı o kadar geniştir. Şimdi ne demek istiyorum? Belki biraz da sıkıcı oldu ama şu ana kadar. Şunu demek istiyorum bakın. Doğu toplumlarında mutlak algısı sürekli somuttur. En iyi örneğini Hegel Hindistan ve Çin olarak gösterir. Ne demek bu? Özür dilerim. Tanrı ve ona bağlı gelişen değerler, dini ritüeller kesindir, katidir ve somuttur. 400 bin civarında tanrıları olduğu düşünülür. Hindistan'ın. İnandığınız ve kafanızda bu kesinlikle böyle. O çağın ruhuyla birlikte fark etmeden düşündüğünüz ve kesin doğru olduğunu düşündüğünüz şeyler somutlaşmaya başladıkça sizin inançlarınız, ritüelleriniz, düşünceniz, düşüncenin alanı, konuştuğunuz dil, dilin kendisi sığlaşmaya başlar. Bunun aksi de Batı toplumlarıdır. Felsefe bunun eleştirisinden çıktı işte. Böyle tanrılar olmaz demeye başladı Sokrates. Çalan, hırsızlık yapan, kıskanan, gasp eden,
Özür dilerim, tecavüz eden tanrılar varken Hera'nın hikayesini bilir misiniz bilmem, ya da Afrodit. Veled-i Zina'dır mesela. Ana baba tanrıdır. Şimdi böyleyken antropomorfik tanrı anlayışı denir buna. Yani çok insani tanrı anlayışı. Bakın işte somutlaşmaya başlaması demektir. Hemen tanrı deyince işte ben küçükken cami minaresi olarak düşünüyordum tanrıyı. İşte çocukların yaptığı şeydir. Yani Allah'ı demek istedim. Çocukların yaptığı şeydir somutlaştırma. Ne kadar somut, düşüncenin alanı o kadar kısa, o kadar dar. İşte çocuklar öyle düşünür. Çocuk başını şuraya vurur, bunun annesi döver. Ben kızdım o masaya, tamam ağlama de. Hakikaten de çocuk susar. Siz o başını çarptığı sandalyeyi şöyle bir vurun, çocuk susar. İyi, kötü, doğru, yanlış, işte Allah, metafiziksel herhangi bir şey hep çocuğun kafasında somuttur. Dar zihnin sonucudur çünkü. Geniş zihin soyutlaştırmaya başlar. Çünkü kavram düzeyinde konuşmaya başlar. Ne kadar soyutlaştırırsanız o kadar esnek, o kadar çağları aşar ve o kadar insan aklına hitap eder. Diğeri insanın duyularına hitap eder. Somut bir Allah, ne demek istiyorum somut bir Allah'la? Son kısmı zaten ona ayırdım. Somut bir Allah tanımı, somut bir cennet tanımı daha sığ, daha dar bir aklın faaliyetinin sonucudur. Mesela cennet. Nasıl cennet? Yeşil bir vadi. Huriler var. Güzeller. Başka? Güzel evler var. Değil mi? Irmaklar var. Altından ırmaklar akan köşkler var. Uzatırız, ipek var, nar var, üzüm var. Değil mi? Bu dünyada da yapabilir onu. Az biraz zengin bir adam yapar yani benzerini. Cümlelerim haddi aşmasın ama yapabilir yani. Hani çok da benzersiz gibi görünmüyor yani. Şimdi melek de öyle. Böyle kanatları falan var. Şimdi ayette de var değil mi? Allah'ın kendisi de böyle hakim görüşü düşünün. Allah'ın kendisi de öyle. Yani bir zatı var. Tabii ki mekana ve zamana tabi değil. Ama mesela Hazreti Musa'yla böyle şakalaşıyor, konuşuyor, kızıyor. Resulullah'la pazarlık yapıyor ya da Resulullah onunla pazarlık yapıyor. Nihayetinde o din meselesinin tamamı öyle. Bir şekilde somut hareketlerle anlatılıyor. Mesela tesbihi şu kadar çekiyorsunuz, şöyle kazanım elde ediyorsunuz. Haremde şu kadar namaz kıldığınızda şu kadar rekat oluyor. Haddimi bağışlayın lütfen ama bunlar çocukların zihin seviyesinin ürünleridir. İşte mutlak anlayışının somutluğu dediğim şey de budur zaten. Bunu ne kadar somutlaştırırsanız, idraki o kadar kolaylaştırırsanız seviyede o kadar düşmeye başlar. Bu ne kadar derinleşmeye başlarsa o kadar artmaya başlar. Temelde şirk problemi de felsefi açıdan düşünüldüğünde tam buradan ortaya çıkar. Tam olarak buradan ortaya çıkar. Algının, kati olanın, doğru olanın fark etmeden somutlaşmaya doğru yönelmesinden doğar şirk. Burada dini ya da ıstılahi bir anlamda değil, felsefi anlamda bir analiz, yapılmış analizleri toparlayarak sunmaya çalışıyorum. Bu düşüncenin kendisinde somutlaşmanın bir sonucudur şirk. Şimdi bilakis soyutlaşma başladıkça ister istemez teke doğru yönelmeye başlar. Bunu Platon'da görürsünüz. Bu adamın eline bir beyan gelmedi. Onun hocası, sürekli konuşturduğu adam Sokrates'i de görürsünüz. Bir bilgi gelmedi ona.
böyle bir iyimser bir hava var tabii. Hani onların da peygamber olacağına dair ben çok mantıklı da bulmuyorum. Ama nihai anlamda böyle bir kitapları yok ve oradan yola çıkmıyorlar. Ama ilkesel bazda mecburen teke doğru yöneliyorlar. Şimdi akıllarının ne kadar soyutlaştığını biliyoruz. Hatta o kadar ki artık bir yerden sonra anlamamaya başlıyoruz. Ama teke doğru gidiyor. Somutlaştıkça çoka doğru gidiyor. Şimdi biz aslında daha özelde onlarla da öncelikle ilgilenmiyoruz. Bizle ilgileniyoruz. Şimdi İslam'ın içinde kısmen rahatlıkla şirk diyebileceğimiz çoklu bir ortam oluyor, değil mi? Ben çok kibar konuşmaya çalışıyorum kayıttan dolayı. Ama çoklu bir ortam oluyor, değil mi? Yani tamam, Allah'a inanıyoruz ama işte şunun da belli güçleri var, bunun da belli şeyleri var diyor. Bu işte somut düşünmenin bir sonucu. Temelde. Aslında Kur'an'ı okumamanın sonucu değil. Çünkü onlar da bir şekilde Kur'an okuyor ama o derinliğe inemiyor. Şimdi Kur'an okusun, yine aynı şeyi buluyor. Nitekim her gün çıkıyor televizyona, dünya kadar ayet sayıyor. Büküyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor ama en sonunda zihni neden aksine izin vermiyor? Çünkü o seviyede düşünebiliyor. Çok böyle rakamsal, çok işte kati, basamaklardan oluşan, ya çok tarif edilebilir bir Allah tanımı, çok tarif edilebilir bir cennet tanımı, çok tarif edilebilir bir melek ya da peygamber tanımı. Ya her şey çok tarif edilebilir. Duyusal seviyede. Çok belli. Hani bu kadar olmaması gerekir zaten. Şimdi aksi yönde bu iş soyutlaşmaya başladıkça tarif edilemez olmaya başlar. Sürekli o adam kekelemeye başlar. Sürekli o adam kavramlar kullanmak zorundadır. Terimle kavram arasında ciddi bir fark vardır. Terim duyusal şeyin karşılığıdır. Kavram öyle değildir. Bir insan düşünemezsiniz mesela. Ahmet'i düşünürsünüz, Mehmet'i düşünürsünüz. Yani bir adamın tipi gelir aklınıza. Bir kadının yüzü gelir aklınıza. İnsan düşünün, insanı çizin bakalım şuraya. İnsanlık. İnsanlık nasıl tarif edilebilir bir şey mi insanlık? Adamlık çok meşhur bu aralar. Herkes adam gibi adam filan diyor. Duyulara hitap etmez bu kavramlar. O yüzden soyuttur zaten. O yüzden zordur ve o yüzden filozofun ya da mütekellimin, hadi ikisini de filozof diyelim, böyle her defasında filozof ya da mütekellim deyip durmayın. Filozofun, düşünürün işidir yani. Ve yükselmeye başlar. O kavram konuştukça, soyutlaşmaya başladıkça, o mutlak soyutlaşmaya doğru evrildikçe dil yükselmeye başlar. Sonra birilerinin onu anlamadığını görmeye başlarsınız. Ve sanki o yükselen adamın problemiymiş gibi görünür. Allah razı olsun. Eyvallah. Ve böylece bu işte, ben direkt şirk demeyeyim ama. Çünkü bence yapıcı olunmalı, yıkıcı olunmamalı. Ama o çoklu yapıya doğru da götüren temel etken, en temelde ve bizim düşünmemizi sığlaştıran en temeldeki şey işte bu somutlaştırma problemidir. Duyusal zeka, duyusal seviye olandır. Bunun temeldeki problemi biz Müslümanlar açısından bu. Bir problemi de ne kadar sınırları çizmeye başlarsanız o kadar ayrıştırmaya başlarsınız. Şimdi sürekli verdiğim, kamerayı bozmayacaksam, bir örnektir. Bana ait de bir örnek değildir bu. Şimdi ben nereyi işaretledim? Nerenin etrafını çizdim ben? Bu dairede şu noktanın mı etrafını çizdim? Ben nereyi belirginleştirmek için o daireyi çizdim? Dairenin içini, değil mi? Dairenin içini işaret etmek için. Ama aynı zamanda dairenin dışını da işaret ettim şu anda. Yani dairenin içini tarif etmek için daire çizdiğimde dairenin dışına da bak bu burada değil demiş olursun. Yani şu noktaya A, bu noktaya B noktası dersek
A dairenin içindedir demek için daireyi çizdiniz ama günün sonunda B de dairenin dışındadır demiş oldunuz. İşte mutlak olanın somutlaşmasının ikinci sorunu da sürekli olarak ayrıştırmak zorunda olmasıdır. Sürekli insanı ırktan tanımlarsanız ırklar bitmemeye başlar. Yani ırkçılık buradan doğar zaten. O da bir somutlaştırmanın sonunda doğar. O yüzden bu somutlaştırma çok radikal yerlere doğru giden bir şeydir demek istiyorum. Oysa ırkçılık oldu bitti, içinden çıkılmaz bir paradokstur. Mesela eğer ki benim Türk oluşum senin Arap oluşundan diyeyim. Yani ayırıcı bir özellik sağlıyorsa bana, şimdi mantıken bu şudur. Doğduğum yerle ilgili ve yaşadıklarımla ilgili olan bir şey olmalı. Öyleyse bu sefer kabileye de gitmek zorunda. Yani sadece Türk ve Kürt ya da Türk ve Arap, Türk ve Alman arasında kalmaz. Aynı mantığı devam ettirdiğinizde şimdi Türk'ün şöyle demesi gerekir ya da Arap milliyetçisi her kimse o. Biz Türk diyelim hani daha bir tanıdığımızdan aslında böyle konuşmalarda da içeriden örnek vermek tehlikelidir tabii. Mümkün olan en uzak yerden örnek vermek gerekir. Şimdi ben Türk'üm senden daha iyiyim derse bakın tamamen mantık olarak ben kayı boyundanım. Sen kayı boyundan değilsin. Ben senden biraz daha Türk'üm demesi gerekir. Yani o da kendi içinde sürekli ayrışmaya başlamak zorunda. Anlatabildim mi? Biz ikimiz Türk'üz ve senden daha üstünüz. Ama şimdi arkadaşım bak, ben de senden biraz daha üstünüm. Çünkü ben daha bir... Şimdi bu şey işte, Karamanoğulları ile Osmanoğulları arasındaki tarihçilerin problemi. Tarihçi Sultan Mehmed'in, Fatih Sultan Mehmed'in Karamanoğlu Mehmed'i yenmesini övgü olarak anlatırsa bu bir problemdir. Çünkü ikisi de Türk, ikisi de Müslümandır. Tarihi galipler yazar. Fatih meşhur olmuştur. Tersi olsa biz bugün Karamanoğulları devletiyle gurur duyacaktık. Ve şöyle diyecektik. Çok mütedeyyin, çok Müslümandı bizim atalarımız. Ama şu anda kimse Karamanoğlu Mehmet Bey'i konuşmaz mesela. Son yıllarda bir bilinçlenme faaliyeti var tabii. Ya da Şah İsmail. Yavuz'la savaştılar, doğru mu? 1514'te. Şah İsmail nereli? İranlı mı? Türk. Türk oğlu. İran'da o zaman İran... Şimdi tabii İran deyince tabii bugünkü İran geliyor akla. Öyle bir şey de yok. Bölgede Sünni. Kaldı ki Şah Sünni'ydi de. Yaklaşık 28-29 yaşlarında Şii olmaya karar verdi. Siyaseten. Türk ikisi de ve ikisi de Sünni. Sonra Şah Şii oldu ve savaş için bir meşruiyet doğdu yani. Timur'la Beyazıt. Güzel. Somutlaşmanın sonucudur derken söylemeye çalıştığım somutlaşmanın ikinci getirdiği problem şiddet doğurmasıdır. Doğası gereği şiddet doğurur somutlaştırma. Bu dinde de böyledir, mezhepte de böyledir, ırkta da böyledir, siyasette de böyledir, devlette de böyledir, hukukta da böyledir. Ne kadar somutlaştırırsanız düşüncenizi o kadar şiddet doğurur. Çünkü belirginleştirmeye başlarsınız. Benimki bu. Kesin bu. Tartışılmamaya başlar. Spinoza'nın çok önemli, çok sevdiğim bir sözdür. Belirginlik şiddet doğurur der. Bir şeyi ne kadar tanımlarsanız, ne kadar keskinleştirirseniz doğası gereği şiddet doğurur. Zorunludur. Öyleyse söylemeye çalıştığım benim, biz düşüncenin kendisini düşünerek konuşacağız. Tabii bu dersten sonra karar vereceksiniz aslında devam edecek miyiz diye. Eğer konuşursak, düşüncenin kendisini düşünerek konuşacağız derken ama bunu yapmamızı meşru kılan temel şey
mutlak algılarımızı bir daha düşünmek zorundayız demiş oluyorum ben. Ve bunu eğer düşünmeye aday isek, tamam ben seninle birlikte düşünürüm arkadaş. Zaten düşünüyorum. Hatta bu biraz geçer, ben de sana bir şeyler söylemeye başlarım. Sen de kendini bir daha kontrol et diye karşılıklı devam edersek, ben şöyle anlarım ki, yani bunu yapacaksak diyeyim daha doğrusu, eğer bunu karşılıklı olarak yapacaksak, tamam biz her şeyi, bizim tüm kati dediğimiz şeyleri hadi hep beraber konuşmaya hazırız. Biz zaten bunu yapıyoruz dediğinizi varsaymış olacağım ben. Çünkü aksi yönde konuşmanın, samimi söylüyorum, bir faydasının olduğunu düşünmüyorum. Yani işi sığlaştırıp böyle pratik pratik bir şeyler vermenin, şu çağ için özellikle, yani Batı korkunç şeyler yapıp düşünürken, düşünme anlamında acayip, onların düzenlediği dünyada yaşıyoruz değil mi? Yani şuradaki bütün mekanizma onlardan geldi. Biz ya bu düşünsel seviyemizi esnetmeye başlarız, ya da konuştuğumuzu ve düşündüğümüzü zanneder, çok güzel kişisel tatminlerde bulunur, kendimizi tatmin ederiz. Buradan, yani burayı kastederek söylemiyorum tabii, Müslümanlar olarak işte bulunduğumuz herhangi bir ortamdan buradan çok keyifli bir şekilde çıkarız. Yani bu konuşmacı ben olduğum için işte hoca ne kadar güzel konuştu diye demeye başlarız. Sonra da çok biliyormuş gibi bir havaya da gireriz. Ama günün sonunda elimizde hiçbir şey olmaz. Konuştuğumuz şey şu olur bu sefer. Algı oyunları, üzerimizdeki siyasi oyunlar. Çünkü biz jeopolitik olarak çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. Çünkü biz aslında Türkler olarak ya da Anadolular olarak dünyaya şekil verdik. Çünkü iş artık gelecek Illuminati'ye, iş gelecek tapınak şövalyelerine. Sonra bunları düşünmek zannedeceğiz. Ve ben geleceğim, bir de bir kitap yazmış olacağım. Böyle bir de önüne bir mason yıldızı koyarsam, üstüne de bir göz, piramidin üstündeki göz. Gizli şeyleri yazdım. Onu biraz süsleyeceğim. Sizleri tenzih ederim. Yani durumumuzu söylüyorum. Hani Türkiye'deki ve İslam dünyasındaki durumumuzu söylüyorum. Adam neler biliyor ya diyecekler. Bayan, kadın Ayasofya'nın gizli tarihini diye bir kitap yazdı. 2016'nın bestselleri oldu kitap. Ayasofya'nın tarihini yazsa vallahi kimse okumaz. Çünkü şöyle zannediliyor. Amerika'nın gizli tarihi. Wow. Yani ya normal tarihi ne olacak abi? Herkes bilir normal tarihini. Amerika'nın gizli, bilinen, açık, aleni nasıl diyeceksek, literatür tarihini zaten herkes biliyor. Ama bu adam gizli tarihini de biliyor. Şimdi bizde bir tane var mesela, iyi bir tarihçi. Habire Lozan'da hiç kimsenin bilmediği maddeleri bildiğini söylüyor. O kadar hiç kimse bilmiyor ki ondan başka hiç kimse bilmiyor. Ama tutuyor. Yani gerçekten tutuyor. Yani karşılık buluyor. Ve bir bakıyorsunuz büyük tarihçi diye getirilip konuluyor. Ya beriki orada uğraşsın. Bir evrak buldum. O evrak kime ait? Hangi nüshası? Bilmem nesi? Git Süleymaniye'ye. Gel Süleymaniye'den kütüphane. O böyle dolansın. O orada yaptığı programlardan derleme Ayasofya gizli tarihini yazabiliyor. İçeride şey, o parmağı sokmuş, kıbleyi çevirmiş, bilmem ne. Oradaki mavinin anlatmak istediği. Bilmiyorum, hiç haberiniz var mı? Ayasofya'da neler var? Neler var Ayasofya'da ya? Duyusal seviyede düşünme derken bunu söylüyorum. Felsefe ya da düşünce yolculuğu duyusal seviyede düşünmeyi küçümser. Yani özür dilerim ama ifade budur. Küçümser. Eğer gerçek manada düşüneceksek, ilk dakikalarda şunu söyledim. Doğru düşündüğümüzü nereden bileceğiz? Gerçek manada bir düşünceden bahsediyorsak ve bir düşünce faaliyetinde bulunuyorsak,
bu soyutlamaya doğru giden bir şeydir. Sizin zihinlerinizi esneten bir şeydir. Kavramlar isteyen bir şeydir. O yüzden dilleri, insanoğlunun ürettiği dilleri filozoflar üretmiştir. Konuştuğunuz her bir kelimeyi filozoflar üretmiştir. Grameri filozoflar üretmiştir. Çünkü mevcut dil, bakın, ağacı bir şekilde insanoğlu bulabilir. Ben kavramı kastederek söyledim tabii. Ağacı insan bulabilir. Bir isim tayin ederler ona, ağaç derler. Bunun hakkında bir dünyada şey vardır, teori vardır. Hani mesela İslam'da çok tartışılmış, Arapçadan dolayı, Kur'an'ın analizinden dolayı, özellikle Cahız'la birlikte girilmiş bu meseleye. Ve tabii Halil bin Ahmet'i sanırım ilgilileriniz bilir ya da Sibeveyh'i bilir. Hani Arapça deyince bu ikisinden geçer. Yüzün 70'i Halil'den, diğer 30'u da Sibeveyh'ten geçer. Dilin kökenine dair teoriler vardır. Hatta bizim kelam tarihinde de dilin kökeni Allah'tır ya da insandır tartışmaları da vardır. İşte derler ki mesela, ismi gelmedi aklıma ama işte kelimenin ismi kelimeden gelir. Yani şey, cismin kendisi, nesnenin kendisi kelimeye işaret etmiştir. Yani ağaç ile ağacın kendisi arasında bir alaka var, ondan dolayı demiştir. Kimisi demiştir ki bu saçma, onu tamamen insanlar, onu bir şeye benzettikleri için o ismi verir. Tamam, kalem, masa, bunları buluruz. Peki mesela varoluş, yok oluş, varlık, yokluk, iyilik, güzellik, bunları kim üretti? Bunlar dış dünyada yok. İşte düşünürler üretti bunları. Türkçenin soyut anlatım gücünün çok zayıf olması da buradan gelir zaten. Sürekli ya Arapça, ya Farsça, ya İngilizce, Fransızca ile takviye ediyoruz. Bilmiyorum, biri analiz etse acaba kaç kelimem benim yabancıydı şurada konuşurken. Çünkü soyutlama gücü yoktur. Dikkat ederseniz, kamerada çekiyor ama Türk tarihinde çok güçlü, derin mütefekkirler de yoktur. Yani patlatmış, aşmış. Mesela Gazali'nin Türk olduğu söylenebilir. Söyleniyor yani. Maturidi'nin Türk olma ihtimali yüksek. Canlı yayın değil mi bu? Tamam. Ben Facebook'ta filan veriyor diye düşündüm. Mesela Maturidi'nin Türk olduğu düşünülür. Zaten çok 10 dakika içinde bitireceğim abi inşallah. Zorluyorum sanırım. İmam Ebu Hanife'nin Türk olduğu düşünülür. En nihayetinde Türk olabilir bunlar, bilmiyorum. Yine Farabi'nin Türk olduğu söyleniyor. Belki yakıştırmadır, belki de değildir. Ama sonuçta hiçbiri düşünce anlamında Türk değildir. Çünkü Arap ve Farsi alanda doğup büyümüş ve konuşmuş ve düşünmüşlerdir. O yüzden ırk olarak ne olduklarının bir önemi yok. Yani hiçbiri bu iklimde meyve vermedi yani. Arapça düşünenlere Arap düşünürler derler tarih boyunca. Hep Musa bin Meymun'un örneğini veririm. Yahudidir kendisi ama Arap filozofları arasında sayılır. Çünkü Arapça konuşmuştur. Ana dili Arapçadır. O yüzden Arap filozoflarından Musa bin Meymun. Çok bizim şeyimizde, eski kitaplarımızda da İbni Meymun'dan çok alıntı vardır. Filozoftur kendisi, felsefecidir. Arapça düşünürler. Şimdi Gazali Arapça düşünür. Maturidi Arapça düşünür. Dolayısıyla o dilin karşılığındaki kültürü tüm kuvvetiyle yansıtır. O yüzden Türk değildir. Yani bir şeyi küçümseme amacıyla söylemiyorum. Realite bu. Nihayet Osmanlı Fatih İstanbul'u aldığında o bölgeye, bugünkü işte Özbekistan, Afganistan, ya Bel, Nişabur, Semerkant, özellikle Bağdat, tabii özellikle Bağdat, Şam, Fustat, yani Kahire, buralara elçiler gönderdi. Dedi ki yani ne kadar kitap varsa getireceğim.
Nasıl bir medrese istiyorsanız yapacağım. Osmanlı'da çok müstesna da bir adamdır Fatih. İlme verdiği önem bakımından. Bak gelir gelmez İstanbul Üniversitesi'nin şeyini yaptı işte. O hukuk fakültesi var ya 1453 kuruluştur. Saray olarak, geçici saray olarak yaptırdı. İçindeki ana binayı hukuk fakültesi olarak yaptı. Ama ulema gelmedi. Tabii bu ayrı bir hikaye. Bence çok da önemli ve hazin bir hikaye ama ulema gelmedi. İstanbul'u o zaman bizim bugün Dubai'yi gördüğümüz gibi gördüler. Gelmediler yani. Yani adam Bağdat'ı bırakmadı. Yaklaşık 600 yıllık ekolü bırakmadı. Ya da Belhi bırakmadı. Semerkant'ı bırakmadı adam. Buraya kim geldi? Meşhur Ali Kuşçu geldi. Bak şimdi Türk tarihinin büyük ismi diye Ali Kuşçu'yu söylüyoruz. O da buraya öğretmen olduktan sonra geldi. Sonuçta bizim iklimimiz mütefekkir, üretmedi. Şimdi hala yok dersem tabii ki haksızlık etmiş olurum. Ama dünya çapında hala çıkarmakta çok zorlanıyoruz. Yani ne diyelim, hani Nurettin Topçu'ya bir saygı duyalım. Cemil Meriç'e bir saygı duyalım. Şimdi yaşayanlardan örnek vermek tehlikeli, iyi değil. Ama çok yaşlı olduğu için Fuat Sezgin Hoca'dan örnek verelim. Allah rahmet eylesin Halil İnalcık'tan örnek verelim. Bir tane de siz söyleyin. Var mı? Nuri Pakdil. Güzel. Bitti herhalde. Ki bunlar da yani hani Cemil Meriç benim için biraz özeldir ama bunlar da buyurun. Şimdi benim şahsi görüşüm kesinlikle burada değil İsmet Özel ama saygı duyayım size. Yok ya İsmet Özel olmaz. Hiç olmaz yani. Hiç olmaz. Çok milliyetçi bir adamım. Ama sonuçta sanırım buradaki kitaplıktan Cabiri'yi biliyorsunuzdur. Cabiri çıkmadı yani bizden. Seyit Hüseyin Nasr çıkmadı bizden. Mevdudi çıkmadı. Bakın yani eksikleriyle şeyleriyle ama bir şey söyledi bu adamlar. Yani çok böyle kalıpları kıran ama belki yanlış da bir şeyler söyledi. Fazlur Rahman çıkmadı bizden. Bunun siyasi şeyleri de var tabii. Birçok hani ülkede çok ciddi dönüşümler oldu. Millet okuyamadı edemedi filan. Ama tarih boyunca da çok fazla yok yani. İşte bu bizim dilimizin aslında bir sorunu. O da bizim duyusal seviyede düşünmemizin bir sorunu. Çünkü Türk eskiden beri iyi at biner ama. Suyuti'nin filan kitaplarında yazılıdır. Mutasım döneminde Türkler İslam'a hızlı bir şekilde geldiğinde ya diyor işte kıldan çorap giyiyorlar. Yemeği de elle yiyorlar. Pek de ağzını yüzünü akıtıyorlar. Pek banyodan haberleri de yok. Ama beter savaşıyorlar. Türkleri anlatıyor. Etrak, bila, idrak. Burayı kesebilirsiniz tabii. Arapça. Suyuti aktarıyor bunu. Etrak, bila, idrak diye çok meşhurdu diyor. Ne demek? Etrak, Türk'ün çoğulu Arapça. Bila, idrak. Ama düşünce tarihinde çok yok. Bunu şundan söylüyorum. İşte duysal seviyede düşünme bu dile yansır. Dil kültürü aktarmaya başlar ve bir yerde kısır olarak şey yapmaya, düşünmeye başlarsınız. Bunu aşmalıyız. Bunu esnetmeliyiz. Bugün çok güzel insanlar bunu yapıyor. Dediğim gibi benim için Cemil Meriç'in tek eksiği tanınmamış olmasıdır. Yoksa az önce saydığımız isimlerden hiçbir farkı yoktur yani. Ama bu soyutlamaya doğru zihnimizi esnetmeye başlamalıyız. Mutlak olarak inandığımız, mutlak olduğunu düşündüğümüz, zannettiğimiz şeyleri gerçekten mutlak mı, değil mi? Yoksa o bir mukayyet mi? Bazı şeylere mi bağlı? Yoksa kendinden menkul bir değer mi? Bir, bunu düşünmeyi göze alıyoruz demektir. En azından bu ders, bu okuma için. İki, bunların somut olup olmadığını bir test edelim. Eğer biz bir daha burada konuşacaksak bunları artık soyutlaştırma üzerine konuşacağız. Hakkınızı helal edin.
biraz heyecanımı da bağışlayın. Bu yukarıdaki dersler gibi olmadı. Bu kürsü ağır adamların kürsüsü. Allah razı olsun. Ben şeref duydum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.